Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Başarılı diş tedavileri için ideal klinikler nasıl olmalıdır? Merak edilenleri diş hekimi Gülay Akay ile konuşuyoruz. Türkiye'de sağlık eğitimi iyi üniversiteler ve burada bulunan iyi hocalarla beraber sürekli güncel tutulmaktadır. Ayrıca Türkiye'de bu hocalar çok fazla hasta gördüğü için tecrübe ve deneyimlerini her geçen gün artırmış bulunuyorlar. Teknolojinin bizim mesleğimizde faydası kesinlikle göz ardı edilemez. Özellikle şu an mevcut gündemde 3 boyutlu tarayıcılar, ketkem sistemleri, en sık kullandığımız teknolojik ürünler ve bunların da hastalara yansıması olarak hız ve doğruluk oranında görüyoruz. Yani hastalarımıza bu tedavileri kullandığımızda en verim aldığımız kısım hızlı olması ve güvenilir olması. Biz teknolojinin en çok bu bölümlerinden faydalanıyoruz. Diş tedavilerinde kişilerin ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi planı yapılması gerekiyor. Burada şunu belirtmek isterim. Teknolojiyle trendi birbirinden ayırmamız gerekir. Özellikle hastalarımızı uygularken onların faydasına olan tüm teknolojiyi kullanıyoruz ama sırf yeni çıktı ya da trend oldu diye o ürünü kullanmaktan imtina gösteriyoruz. İdeal bir klinik birçok olumlu bileşenlerden oluşur. En önemlisi hijyendir ve asla vazgeçilmemesi gereken bir kuraldır. Kullanılan tüm materyal ve cihazların güncel teknolojide ve eksiksiz olması gerekmektedir. Bu süreçlerin uygun bir şekilde ilerlemesi için sürekli personelin eğitilmesi gerekmektedir. Peki mesleğe yeni başlayan diş hekimlerinin başarılı olması için onlara neler tavsiye edebilirsiniz? Birinci öncelikleri bence hasta memnuniyeti olmalı. Hastalar mutlu oldukça onlara bu başarı getirecektir ve mesleki tatmin getirecektir. Diğer ikinci nokta sürekli mesleki teknolojiyi, bilgiyi tazelemeleri gerekmektedir. Hiçbir zaman kendi bilgilerinin yerinde saymalarına izin vermemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim, kongre, seminer bunları sürekli takip etmelerini öneriyorum. Mesleğimizin özellikle takım çalışması olması gerektiğini sürekli akıllarında tutmalarını öneririm. İşin uzmanından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkenti İnşaat işin uzmanını sundu.